Herkese merhaba. 31 Ekim Pazar gününden herkese sevgiler. Ben ve sevgili eşim Gökhan. Bugün aslında Balat'a diye yola çıktık. Ama Balat'tan nereye başlayacağım, nereden başlayacağımıza karar veremedik gezmeyi. Bu arada da çok acıkmıştık. Dedik yani bir pasta ve kahveye dünyanın parasını vermek yerine yakında Fatih'te neydi? Kadınlar Pazarı mı? Kadınlar Pazarı var. Daha önce sokak lezzetlerinde izlemiştim. Şimdi Şirdan Cimemek'ten başlayacağız. Şimdi bu gezi benim için değil, Gökhan için muhteşem lezzetlerle dolu olacak gibi gözüküyor. Şu anda neredeyiz? Fatih'in arka sokakları. Araba park etmek çok zor. Buram buram sakatat kokuyor. Bilmiyorum nasıl deneyim olacak. Hadi bakalım Fatih'teyiz. Evet, gördüğünüz gibi Mardin Bitlis Batman etleri kilosu 30 TL. Biz kaç paraya alıyoruz İstanbul'da? Diğer semtlerde düşünün. Burası gerçekten bu anlamda çok ucuz ve genelde yerinden geliyor. Diyarbakır, Mardin falan lezzetli olacağına inanıyorum. Bakalım. Çalışıyor mu? Böyle güzel marketler, kuru yemiş ve baharatçılar var. Kasaplar var bolca. Günlük taze et 25 lira. Bu şu anda ekonomik olarak gerçekten önemli. Süt kuzusu. Az önce koca bir kuzu üzerinde bayağı sağlam pazarlık yapıyorlardı. Bilemedim. Devamında seyretmedim. Çok kalabalık. Geziyoruz. Şimdi şöyle bütün restoranların hepsi yan yana. Kasap ve et pişirme usulü galiba. Ne deniyor? Siirt, büryan kebap, tandır, kelle falan tarzı değil mi buralar? Evet. Tamam, şahane. Satılık bir ev varmış. Ay çok güzel ama. Ben buraya ilk defa geldim. İstanbul'a zaten ara ara gidip geliyorduk ama geldiğimiz dönemlerde kurslara geldiğimiz için et vesaire yenmediği dönemlerde. Burası şu anda bir et cenneti. Seven için güzel. Ben de öğreneceğim, tadacağım. Yani artık sen de seveceğim. He, artık ben de seveceğim öyle gözüküyor. Narlar var çok güzel. Kayısılar falan gibi kurları, narlar. Gayet güzel, yerinden doğal. Amcalar kahve içiyorlar. Van Gölü bal. Yeşillikli güzel bir yer. Bayağı büyük büyük yerler. Tamam, peynir vesaire. Evet, güzel. Yöresinden seviyorsanız lezzetleri. Yani şu zincir marketlere ceza yağdı ama o cezalar yine bizim cebimize girmedi biliyorsunuz. Burada en azından var. 55 lira. Zubut. Kasap sucuk 80 lira. Dana pirzola 65 lira ya. Çok iyi. Isparta ile hemen hemen eşit gibi fiyatlar. Ne? Dana pirzola 65 lira. Pirzola pardon. Tamam. En son baklan otlu peynir falan var. Neymiş? Balcı Nuri. Seviyorsanız kışın böyle atıştırmalıklar güzel oluyor. Kurmalar, üzümler. Sadece her şey açıkta işte biraz o. Bilemiyorum. Bu arada nereye gidiyoruz? Bir dakika. Nereye gidiyoruz bu arada? Tamam. Orası, burası sadece. Bu sokak değil mi zaten? Bütün hepsi burada değil mi? O bir sokaktan çıkacağız. Öyle mi? Valla bütün kahvaltı ürünleri çok güzel. Hepsi burada. Keçi peyniri. Bir kilo keçi peyniri 25 lira. Güzel. Tatmak lazım almadan önce. Daha beyaz. Cevizi burada büyüyen. Tamam, buralara da şöyle bakalım. Büryan. Her yerde büryan var. Burası bir büryan cenneti anladığım kadarıyla. Büryan kebabı 35 lira. Burada yiyelim istiyorsan. Az önce iki kişilik kahvaltıya kafede 105 lira diyorlardı. Yani bu hayat pahalılığında bak sevdiğin ne var burada? Perde pilavı var, evet. Siirt. Burası o zaman hep Siirtlerin bulunduğu, evet, yani evet, işlettiği mekan. Güzel. Dur. Bir dakika aşkım. Meşhur Koçer medeni. Erimiş hakiki tereyağı gelmiştir. Peynirci Koçer. Şu iki tane genç vardı ya sokak lezzetlerini çeken, onlar da gezmişti buraları. Ama nereden almışlardı? Van ürünlerini almışlardı bir yerden ve karşısında... Ha şimdi biz şeye gidiyoruz. Şırlancı Mehmet. MasterChef'teki Mehmet Bey'in yerine gidiyoruz. Adana tatlı dünyası ama kapalı. Hayatım nasıl hissediyorsun kendini? Evet, şu an cennette.
Bak MasterChef Mehmet diye şey yapmış, birkaç tane dükkan var, bayağı da kalabalık. Oturacak yer var mı? Hiç yemedim şuradan daha önce. Ay burada bayağı bir şeyler var. Kaburga dolması, kelle paça, işkembe, beyran. Bir tek beyranı biliyorum. Mumbarı yiyemiyorum görüntüsünden ötürü. Ama Urfa'da yemiştim galiba. Ya da Mardin'de. İçerisi kalabalık. Bütün ünlülerle çekilen fotoğraflar var. Sanırım sıra bekleyeceğiz. Durduruyorum. Şimdi nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Şekli biraz ilginç bir yemek. Kumaklatını çekti. Gökhan şu anda veriyor. Ben de tadacağım ve deneyeceğim. Katıyorum şimdilik. Allah. Bu da gelen mum var. Yani afiyet olsun diyorum sana. Mutlu ol. Gülümse. Sorar ki. Evet, şimdi Şırdancı Mehmet'ten çıktık. Benim için yeni ve farklı bir deneyimdi. Ama içi lezzetliydi. Sadece mumbar yeterince haşlanmamıştı. Dışı biraz sertti. O yüzden de çok severek yemedim. Tadına baktım, bıraktım ama şırdanı beğendim. İçi falan lezzetliydi. Şimdi Mehmet Bey'le fotoğraf çekildik. Onu da koyarım videoya. Şimdi video tanı bekliyorum. Hesabı ödeyeceğiz, çıkacağız. Bence daha mantıklı bir deneyim oldu. Balat'ı gezmek evet ama standart bildiğimiz kafelerde bildiğimiz lezzetleri yemektense benim için yeni bir şey oldu. Daha keyifli oldu. Şimdi devam ediyoruz. Buradaki diğer lezzetlerden tatmaya. Hemen aklımdayken küçük bir eleştiri mi diyeyim, yani tedbir amaçlı bence çalışanların da maske takıyor olması daha iyi olurdu. Yani o tempoda belki de isteniyor olabilirler ama biz zaten mecburen çıkartıyoruz maskeleri. Ama keşke çalışanlar maske takmaya devam ediyor olsaydı, çünkü çok kalabalık. Allah'a emanet. Evet, nasıl buldun, biraz yorum yapar mısın? Ben 40 kat yedim, 40 kat güzeldi. Sen şuradan yedin, şuradan tadına bakmadım ama şuradan muhtemelen iyiydi. Şuradan güzeldi. Ama yani bence burada bir yoğunluk olduğundan kaynaklı mumbarın biraz erken almış herhalde mumbarın. Başak yedikten daha... Evet, ben de aynı eleştiri yaptım. Yoğunluktan dolayı. Mumbar çok iyiydi. Çocukluğumdan beri tattığım bir şey. Biz de her Kurban Bayramı'nda rahmetli dedenin babaannemlerinin bütün amcalarım, halalarım, kurbanları kestiler, onların kurbanları da hiçbir şey ziyaret edilmez. Bir kat diye bildiğim şey senin, aslında benim rahmetli babaannemin bize yapmış olduğu işlemle dolması. Çok lezzetli. Şuradan bir ayar falan yapacağım. Tamam. Dolayısıyla hani çok sevdiğimiz ve lezzetine aşina olduğumuz, benim her gördüğüm yerde muhakkak tattığım bir yerde mumbarı beğenemedim. Bu kanalı koyunca Mehmet Usta'da ya ben de aynı eleştiriyi yaptım. Olmamış. Hani çok kalabalık ve çok hızlı olduğu için. Bunların daha pişmesi lazım. Dişinin daha pişmesi lazım. Bir de yani pişsin ki daha içimize sinsin diye de düşündüm. Yok, bakalım şimdi. Şuradan yemedim ama şuradan da bence iyidir. Güzeldi. Ben ilk defa yedim. Hani kıyaslayacak bir problem yok ama sen... yedim yok. Yani. Biraz kokusu benim i̇şte için bak, ilk etapta. O daha fazla kokar normalde. Çok kokulu olmadığı için yiyebilirim. Olabilir. Normal. Ben çünkü Adana'da bir sen mi? Adana öyle gideceğiz kısmı. İnşallah. Orada adam gittiğimizde yaptık. Orada bir sokak lezzeti yaptığımızda. Dur ben çektim. Pardon amca. Şuradan bir ünalım var. Ve şurada. Orada mesela sen yiyemezsin. Çünkü kokudan yiyemezsin. Bir de sokakta satarlar. Koca tencere. Of of of. Fena kokar. Sen onu hiç yaşamazsın. Şimdi bir neyse, meşhur bir peynir ve tereyağcı var. Tereyağı gelmiş diyor. Bir bakalım orada ne. Evet, ne diyordun? Şunu diyorum, şimdi bak. O lavaş fırını vardı ya, lavaş alalım dedim. Aman aman biz ekmek yemiyoruz, biz ekmek. Evet, diyetteyiz. Sen yokken 2,5 lira verdik biz. O lavaşı alacağım. Sıcak. İçine tereyağını süreceğim güzel. Şunu da basacağım, güreceğim. Yanında da bir bardak çay, başka hiçbir şeye gerek yok. Ah ah, bir Egeli ile Tokat'la evlenince olanlar böyle işte, o yokken biz ben diyette Egeli olamayacağım hafta sonu, hafta sonu bozuyoruz bütün diyeti. Alacak mısın? Yani bana otlu peynir kadar çok kokusu keskin gelmedi bana. O yüzden az al. 250 gram al. Sürünmesin. Sürünmesin. Sonra gelir yine alırız. Başka şeyler de alırız. Tamam peki. Burada böyle surlar var.
herhalde nasıl geçiyor tam bilemedim. Buranın nasıl geçtiğini bana söyleme şansın var mı? Neresi burası? Yani bu surlar nerenin devamı ya da ne diye geçiyor? Bu şeydeki... Böyle şunu bana getiremedim. Beyaz tarafındaki surlar var ya. Hı. Onların devamı mı? Onların devamı var. Anladım. Şöyle bir göstereyim hemen hızlıca. Akara Beyazıt geçişinde surlar var ya. Evet. Ağaçlar falan çok güzel. Çınar ağaçları, yol boyu. Çok sevdim. Çok güzel bir yer. Şimdi İsmet Büryan diye bir yere geldik. Büryan kebabı deneyeceğiz. Bak burada mumbarın kızartması varmış. İyi olmaz dediler ama canımcım. Girelim mi? Kalabalık ama. Beğendin mi? Görüntüsel olarak. Valla kalabalıksa işim. Lezzetlidir. İlgisizlerdi. Buraya mı oturalım, buraya mı oturalım dedik. Sonra buraya geldik. Burası daha sessiz, sakin gözüküyor. Biraz daha ilginler doğrultuna. Şimdi buraya gideceğiz. Sakin derken var. Tam bunu yani. Mutlu ama hani böyle şey daha ferah diyelim. Daha ferah bir de burası. Masalar falan biraz daha ferah. Evet, orası ilk gelinen yer herhalde. Peki, sen gidiyorsun. Herkes bir şey düşünüyorsun. Arsolar zaten etten bitsinler. Bir de bir masa buldum. Ablalar bağırdı diye sipariş oldu. Gerek bağırdı. Yani onun için bence biraz böyle uçak üstüne de ara mekanlara bakmak lazım. Ara mekanlar ne kadar bulmuşlar. Onlar da gizlis başlama geliyor. Yok, yok. Bir şey yapıyorsan ara sokağa da gitsen, gelip birine de gitsen, mağaraya da gitsen, gelip seni buluyorlar. Şimdi burası ara sokakta bir yer. Gerçi bu ara sokaklar da yoğun ama sonuç itibariyle ara sokak doğumlu sayman bu kadar yoğunluk. Varsa ki karşıda bir et mangal var. Aslında burayı da gözlemlemek istiyorum. Bir dahaki sakal attık. Onun konsepti de biraz farklı. Çünkü orası da çok dolu. Oraya da bakmak lazım. Onu artık bir dahaki sefer Gökhan Güne getireceğiz. Çılgın gidereceğiz kendisine. Sonra da burada bir şey yaparız. Merak istediğim o yüzden arasa baktığımız da gelindik olsa çatı kaçın olsa ki Taksim'de gittiğimiz hatırlarsan şey vardı. Abi Taksim'de sana anlattım. İşte köfteci var mı böyle götürdük altına. Yapıyorsan nerede olursa ama buluyorlar seni. Ben Gülyan'ı da ilk defa yiyeceğim. Bir de perde pilavı. Gülyan'ı yeni yiyeceksin. Ben Gülyan'ı kalkmadım. Batman'da asıl Batman'da yapmış. İnşallah kısmet olur. Oraya gidersek orada da yeriz. Şimdi bayağı kalabalık ve sandalyeler sürekli hareket ettiği için çok ses var. Videoya ne kadar ses çıkıyor bilmiyorum. Mikrofon vesaire de almadığım için doğaçlama böyle çamaşır hadi çekelim dedik. Bu arada alışveriş falan yaptık. Onları da detaylı sonra detaylı alışveriş yaparken göstermedik şey, dükkanlara. Çok kalabalık olabilir. Dükkandaki ürünleri mağazalarla her gün sürü fena. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar varsa evden evlerine yapacakları alışveriş özellikle et ürünleri. Çok öyle aman aman süper benim hijyen takıntım var diyorsanız zaten hiç gelmeyin. Onu baştan söyleyeyim. Sonuçta pişmiş ürün ya da pişecek ürün çiğ aldım. Pişecek ürün zaten mikroplandırması piştiği için kaynaklı için. Çok da pis değil. Buradaki olay şu. Çoğu kez etleri taze kesiyorlar. Taze kestikleri için dolaba koyamıyorlar. Dolması için dışarıda bırakıyorlar ve hemen oradan kesip koyuyorlar. Dolayısıyla hani o görüntü çok memnun etmeyebilir. Ama ekonomik tarafına baktığımızda bence önemli. Aile bütçesine evet aile bütçesine inanılmaz katkıda bulunur. İstanbul'da yaşayan değerli dostlara duyurur. Bu arada tabii şu var, hani genç olsun işte o kafelerde kahve içelim, fotoğraf çekelim. Oranın meşhur çiçeği yiyelim. Oluyor işte evli çocukların mutlu olunca. Hadi gelmişken evin alışverişini yapalım. Burayı da bir görelim. Bakalım nasıl. Aslında şöyle hem geziyorsunuz hem de gezdiğiniz
yediğiniz, içtiğiniz tatlılarınız oluyorsunuz ama aynı zamanda evinizin etrafında gidip bahçede kasaptan alışveriş yapmaktansa aslında burada yediğinizde bir şekilde amorti etmiş oluyorsunuz. Ki biz Ümraniye'de bir kasaptan aldığımız eti beğendirdik. Aynen. Ağırdı yani. Çünkü benim bir tane kasabım var Malta'da. Ben 2006 yılından beri aldım. Etleri çok iyi. O şu an olan ters kaldığı için oraya gidemiyorum ama çok da bir şey gittiğimde oradan da olur ama bence burası. Ben şu anda Isparta'daki kasabın üstüne çıkabileceğim et yiyip yemeyeceğim buradan sonra Isparta'daki etler gerçekten güzel. Neyse çok güzel. Ben yağsız olarak istedim. Bu şekilde güzel gözüküyor. Tadına da bakacağım. Gökhan biraz daha yağlısından istedi. Daha lezzetli dedi ama ben çok yağ bünyem kaldırmıyor. Bu da Siirt'in meşhur perde pilavı. Şöyle keseyim. Ortasına soğutursun. Tamam beraber yeriz. İçini görmek, içini görmek istiyorum. Hayır, etle beraber yeriz anlamında. İçini göstermek istediğim için. Biraz böyle, tabi sıcak şu anda. Hemen bir tadayım. Güzel. Bu arada Nazan sana sevgiler, selamlar. Bu senin en güzel yaptığın yemeklerden bir tanesiydi. İzliyorsan aşağıya bir kalp bırak. Öpüyorum. Ustacım kolay gelsin. Afiyet olsun. Kas saatte pişiyorlar, hoş bulduk. Biraz bize bilgi verir misin? Nasıl çektiğini, ne kadar sürede pişer? Bir saatti. İki saatti. Bir saatti. Gayet lezzetliydi. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun herkese. Bizim yemek yediğimiz yer Erçelik Büryan Kebap diye. Bu da meşhur şu Baran Et Mangal'ın önündeki sıra. Böyle bir sıra var şu anda. İnsanlar yemek yemek için kuyrukta bekliyorlar. Evet, siyasiler burada. Ali Babacan ve ekibi diyelim. O yüzden kalabalığın sebebi anlaşıldı. Esnafın nabzını tutuyor. Dur bakayım. Çekicim. Esnafla sohbet ediyorlar biraz. Halini, hatırını soruyorlar. Esnaf ne durumda? Bu doların, euronun hali ne olacak? Merhaba, nasılsınız? Canım, hoş geldin. Konuşmak istemedin mi? Hadi gidelim o zaman. Galatasaray İstanbul. Uzunca bir süre sonra yeniden Boğaz'dayım. Feribota bineceğiz ama bayağı sıra var. İkinci feribota kaldık galiba. Hayatım. Tamam. Bekleyeceğiz gibi olunca dedik ki hadi dünya inelim. Biz bekliyor muyuz yoksa? Olurlarsa tamam. Şöyle hemen kısacık bir Boğaz. Tamam geldim. İstanbul ve martılar. Aa, özlemişim bu sesi. İşte İstanbul böyle. En sevdiğim yer. Galata Kulesi. Bir de martılar. Bir de şu güzel Boğaz manzarası. Az önce çok güzel güneş batıyordu. Ama onu çekemedim. Ha, beni bıraktı gidiyor. Neyse ben de bineyim. Görüşürüz. Simit peşindeler. Kıyamam size. İstanbul'un ruhu. Eminönü'nden karşıya geçiyoruz. Arabalı vapurla. Martılar. Güvenli ve rahat bir yolculuk için lütfen vapurun üzerinde kapalı ve açık alanlarında sigara içiyoruz. Tamam. Şehrimizi denetliyoruz. Yolculuk esnasında
hareket ettik. Çok rüzgar var. Artık saat 6. Ama o benim özlediğim bir manzara olduğu için çıkıp dışarıdan karşıya geçene kadar bu videoyu çekmek istedim. İstanbul'u özleyenler için, özellikle annem için. Annem tam bir İstanbul aşığı. O gerçekten İstanbul'da olmayı benden daha çok isteyen biri. İnşallah en kısa zamanda onlar da sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gelirler. En azından yaza, bahara buraları tekrar gezme şansımız olur. Martılar. Oy güzellerim benim. Selimiye Hamam Sokak'tayız. Burada sevdiğimiz bir kahve var. Oraya geldik. Yine dizi çekim var. Muhtemelen belki yalancının bunları çekiliyor. Bilmiyorum. Onu karşısındaydı. Yine tane kahve vardı. Belki orada oturma imkanımız olmayabilir. Biz bu mahalleyi gerçekten çok seviyoruz. Bakalım gidiyoruz. Gel hayatım. Ve Selimiye Hamam'ı güzel oldu. Restore ettiler burayı. Buranın ruhu bir başka. Çok seviyorum bu sokakları. Birçok şey aynı. Bazı yerler değişmiş. Bak kiralık dükkan var. İşte. Mis gibi hem de. Ararım birazdan. Ay burası çok güzel olmuş. Kütüphane mi? Kafe yapmışlar galiba burayı. Bakacağım. Hamamı restore ettiler ya, burayı da kafe gibi yapmışlar herhalde. Girelim bakalım. Burası bizim en sevdiğimiz mekanlardan bir tanesi. Tahta Kahve. Restoran mı olmuş bileydik, burada yerdik. Girelim. Bir soralım. Maskem nerede? Arabada bıraktım ben. Hah, ben maskemi takayım da. Belediyenin yeri mi acaba, özel işletiyorlar? Allah'ım. Bakacağım bir dakika. Maskemi takayım da. Havuz falan mı dışarıda? Çok güzel. Hamamların onun ortasında havuz zaten. Hamamın havuz. Aa, Selimiye tarafından bahçe şey de var. Buradan çıkmış. Aa, açamadım ki. Ne demek ya? Öyle zaten biliyorsun. Yani. Dur bakalım. Neyse giremedik herhalde arkadan girişi. Ama burası efsane olmuş. Bir dene bakayım. Tamam. Belki de ben açamadım. Ama kilitli gibi geldi. Hem kafe hem yeme içme mekanı gibi yapılmış. Güzel olmuş. Kütüphane ve yemek birlikte olmuş. Güzel olmuş. Evet, Tahta Kahve. Çok seviyoruz burayı. Bir de şuradaki meyhaneye bir türlü gelemedik ya. Ama kapalı galiba. Ama burası açıktı. Komple mi kapanmış? Park restoran. Burası da diğer mekan. Burası muhtarın yeriydi. Sonra mandıra oldu. Şimdi kafe olmuş. Birçok dizinin de mekanı burada çekiliyor. Şimdi burada bir kahve içeriz. Belki Tahta Kahve'nin yerine. Burayı da bir görmek istiyordum çünkü. Ha, dizi çekim var. Adımbaşı mı? Evet, tamam, Adımbaşı Kafe. Ve burada da çekim var yine. Eczane. Eczanede çekiyorlar. Vay be. Ya Selimiye kuşasını görebiliyor musun şuradan? Bir bakayım. Kışta gözükmüyor şu anda. Panter film ekibi.
İlerisi de Selim Yakışlısı. Ama ışıkları yanmıyor şu anda. Çok güzel. İşte böyle huzurlu. Güzel 29 Ekim kutlamasından kalan bayraklar var. Top sahası. O zaman biz sevdiğimiz mekana doğru dönebiliriz belki de. Çember film ekibiymiş. Çemberi çekiyorlar. Burası da şu anda karanlık ama tahtadan yapılan çocuk parkları var. Güzel atama resimleri, bayraklar. Çok güzel. Çiçekçi, Selimiye, harem. Şuradaki ev. Daracık, küçücük bir ev var burada. Tavla oynamayı öğreniyorum. Oynamamıştım. Tamam, sen oynuyorsun şu anda. Afiyet beni kırmadan, incitmeden öğretmeyi çalışıyorsun. Sen zaten... Ona yandan başladık. Böyle küçük bir mola verdik. Orada ben çekeyim istedim. Devam ediyoruz yine. Evet, şimdi tavlayı oynadık. Evet, mesela onu bilmeyen diye. Acaba şansı senin elinde. Evet, benim şansı. Zarlar geldi şanslı oldu. Evet, zarları iyi değerlendirdi. Şöyle sana tutayım bir dakika. Zarları değerlendirdi. Azıcık yenecek gürültü var ya, duyulma ilgili. Tabii ki o zarları değerlendirirken biz de ona destek olduk. Ne yapacağımı anlattık. O da kavradı zaten. Zeki bir insan. Kolayca üç üniversite mezunu. Dolayısıyla yendi bizi. Yani 3-1 önde. Aslında bir yer daha var olacak ama o biraz sıkıldı. Ya sıkılmadım. Bitti zannettim ben bilmediğim için. Yok. Normalde 5 yıldır bitir ama. Ha, 3'te de olur. Tamam. 3 geç. Yeterli bizi. Yani. Ha, öğrenme. Evet. Evde devam edilebilir yani. Evde devam edilebilir. Olur. Güzel. Başarılı mıyız? Şansın bol olsun. Ne diyeyim? İnşallah. Bak şimdi. Ne yaptı kendisi? Görmüş oluyor. Biraz böyle tut. Ay kırılıyor bir dakika. Evet, vallahi. Ama bu ilk insanı da başka olmaz. Biliyorsun, eyvallah. Ya bir şey söyleyeyim mi? Babam da, Gökhan da aslında çok güzel falan oynuyorlar. Benim o zamana kadar bu oyunu öğrenmemiş olmak çok büyük kayıp. Çünkü ben oyunla konusunda çok istekli bir insan olmadım. Ne kağıt oyunu biliyorum, bir okey biliyorum ama ben yemlerden 101. Dost kazanırız. İnşallah. Çok bakalım iyi. Bilmiyorum. Biraz hayatımıza renk katabilir belki bu oyunlar diye düşünerekten ön yargılarını kırıp. Hayatımız zaten değişti de biraz monotonluklar çıkıyor. Akşamları güzel bir şeyler yapılabilir ailecek bir arada bir şeyler yapılabilir anlamında. Hani ben hep böyle kaliteli zaman geçirmek adına biraz daha entelektüel davranıp oyunlara biraz ön yargılıyım. Fazla zeka ve strateji işte. Ve en önemlisi de işte bir sonraki adımı planlayabiliyor onu. Aslında hayatın da içinde olan bir pratik bu. Lazım yani. Öğrenmek lazım. Oyun oynamak lazım. Biraz çocuk olmak gerekiyor. Bayağıdır buradayız. Artık yavaş yavaş gider miyiz eve? Bugün uzun ve güzel bir gün oldu. İnşallah videoyu düzenlersem en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Dilerim herkes sıkılmadan izler. Şimdi buradan eve doğru gideceğiz. Özellikle Antalyalı arkadaşlara söylüyorum. Bunlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Şayet kısmet olur da gelirlerse buraya, onlarla da böyle bir hafta sonu çok keyifli bir zaman geçiyor. Hepiniz bekliyoruz sevgili dostlar. Adı pazarına götürüyorum. Dünya selamını izliyorum. Pazdan bakımda karşıya geçeriz. Çok güzel olur. Tertekalimize kahvemizi içeriz. Tavlayı iyi bildiğini iddia edenler varsa onlarla oynarız. Tavla turnuvası yapılabilir. Turnuva yapılabilir. Güzel olur. Keyifli olur. Evet. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Bugün burada bir süre fark ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.